İşimiz hafta içerisinde Nevşehir Spor yönetimi için talip olan ve resmi teklifinde bulunan ÇAT Belediye Başkanı ve ÇAT Spor Onursal Başkanımız Sayın Kamil Duru ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, öncelikle konuya hemen girmek istiyorum. Nevşehir Spor'a neden talip oldunuz? Nevşehir Spor'a neden talip oldum? Biz çocukluktan Nevşehir Spor hastasıyız. Ben 10-11 yaşında ilk Nevşehir Spor'un o 80'li yılların sonlarındaki o şaşalı döneminde Gazi Stadı'na top toplayıcı olarak giriyordum. Nevşehir Spor'u ilk top topladığımız o senelerde biz zaten aşık olduk. Stada 10 binlerin geldiği zamanlar, işte o bir gençler milli maçı falan vardı. Stadda 15 bin kişinin falan olduğu söyleniyordu ki o zaman Nevşehir'in yaşayan nüfusu, Nevşehir'in içindeki nüfusu 60 bin civarındaydı. Şimdi 100 bin nüfusa geldik. Taraftar sayımıza düştü. O zamandan beridir zaten Nevşehir Spor aşkı bizde var. Zaten futbol aşkı bizde var, spor aşkı bizde var. Sen iyi bilirsin zaten Fikret bunu. 2004 yılında ilk belediye başkanı seçildiğim zaman da ben Nevşehir Spor yönetimine girdim. O zaman yaklaşık 6 ay, 1 senelik bir yönetimde bulundum. 3 belediye başkanı arkadaşımız, o zaman Ürgüt Belediye Başkanımız, ben ve Mustafa Paşa Belediye Başkanımız Nevşehir Spor yönetimindeydik. Daha sonra çıkan yasalarda belediye başkanlarının spor kulüplerinde yönetici olamayacağından sonra biz yönetimden ayrıldık. Zaten biz bıraktıktan bir sene sonra da maalesef Nevşehir Spor amatör lige düştü. O zaman profesyonel ligdeydik. Bu içimizde zaten muhta olarak kaldı. Yıllardır da bu takımın, özellikle Nevşehir'in bu ilin profesyonel lige veya profesyonel bir takıma ihtiyacı olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Çünkü spor birleştiricidir. Sporda taraftarlar yanında hiç tanımadığı, belki hayatında ilk defa gördüğü bir adamdan kalkıp sarılabilir. Onunla aynı zevki, aynı heyecanı yaşayabilir. Bunda hangi siyasi görüşten, hangi partiden olursa olsun insanların birleştirici özelliği statlarda olur. Yan yana kol kola olursunuz, beraber tezahüratta bulunursunuz, beraber sevinirsiniz, beraber üzülürsünüz. Sporun böyle bir güzel bir yanı var. Biz bu yanı zaten çocukluğumuzdan beridir seviyoruz. Tekrar Nevşehir'e katmayı düşünüyoruz. Özellikle şu birlik, beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu zamanda spor, işte birçok şehit haberini aldığımız bir zaman, işte Selçuk'un golüyle Konya'da sevindiğimiz anı kimse unutabilir mi? O birlik beraberliği unutabilir miyiz? Biz bundan unutmayacağız ve sporun o birleştirici yönünü her zaman kullanacağız. Ve ben bunun için diyorum, bakın bugün hangi partili, hangi siyasi görüşten olursa olsun herkes o gole sevindi. Millet olarak sevindik. Niye? O Türk milletinin belki Avrupa'ya bir haykırışıydı. Zamanında bunu birçok takımımızda yaşadık. Avrupa'daki başarılarımızda sabahlara kadar biz dışarılarda gezdik, sevindik, eğlendik. Neydi bu? İşte milletimizin haykırışıydı. Biz de Nevşehir olarak artık bir profesyonel lige ve profesyonel bir takıma ihtiyacımız var. Biz bunu yapabileceğimize inandığımız için talip olduk Nevşehir Spor Yönetimi'ne. Evet başkanım, bir her şeyden öte yönetici dışında bir taraftar, bir Nevşehir sakini, bir Nevşehirli vatandaşı. Aynen, biz Fikret, biz aslında işin tam kaynağından geliyoruz. Biz top topladık. O statta Nevşehir Spor'un maçlarında ben top topladım. Ve bunu her yerde de söylüyorum. Çünkü ben belediye başkanı olmuşum, işte bulunuyorum. Ben top topladım o statta. Yeri geldi 1-0'lık olan maçlarda, iyi hatırlıyorum, bazen topu geç atıyorduk. İşte biz önde olduğumuz maçlarda zaman geçirmek için rakip oyuncular falan bazen kızıyordu. Hatta bir anım da vardır bununla alakalı. Oyuncunun biri bir arkadaşımızı bayağı sert bir şekilde, hatta uyardı demeyelim, fiziki bir darbede de bulunmuştu. O topu geç atıyorsun falan diye, biz oradan gelmeyiz. Nevşehir aşkı 80'li yıllardan başlıyor, bizim çocukluğumuzdan başlıyor. Bu arada genel Nevşehir spor camiası bilecektir ama bilmeyenler için tekrar hatırlatmakta fayda var. Aktif futbol hayatınız oldu. Daha sonra evet, yönetimle birlikte kurduğunuz ÇAT Spor Gençlik'le birlikte ilk senesinde kurulduğu yıl ikinci amatör kümede şampiyon. Arkasından da Nevşehir birinci amatör küme şampiyonluğu yakaladınız. Bu vesile öncelikle tebrik ediyorum sizi ve kadronuzu. Bu anlamda yönetim kısmında da gerek profesyonel 3. ligdeyken gerek amatör Nevşehir 1. amatör kümede yönetim tecrübeniz de oldu. Her şey bir arada, spor bilen bir kişi olarak Can Tekin ailesinin özellikle istifasıyla boşalan Nevşehir Spor Gençlik Kulübü Bal Ligi'nde mücadele bu sene de hakkı kazandı. Fakat şu andaki bir belirsizlik ve bu süreçle ilgili de taşın altına deyim yerindeyse elinizi koyarak siz ve ekibiniz Nevşehir'i
şampiyonluk hedefleriyle resmen yönetime talip oldunuz. Bu süreci de sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Resmi teklifinizi kime, nasıl yaptınız başkanım? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Futbolu yönetmek, futbol işte bizim gibi küçük illerde bu işi yapabilmek kolay bir şey değil. Futbol yöneticiliği kolay bir şey değil aslında. Özellikle amatörde. Onun için şimdiye kadarki tüm Nevşehir Spor'un yöneticilerine, çalışanlarına, emeği geçen herkese, taraftarından tutun en başkanına da herkese teşekkür ediyoruz. Aslında yaptıkları iş hiç kolay bir iş değil. Ben burada Can Tekin ailesine de, özellikle Necmi'ye teşekkür ediyorum. Yani başarılı oldular mı, olmadılar mı tartışılır ama bu yaptıkları iş bir kere cesaret isteyen bir iş. Biz buna talip olurken, bu talip olma işimiz de kolay bir şey değil. Talip olurken işte o paralar bulunacak, o kadar insanlarla işte temasa geçilecek, onlardan geri gelecek gittiğin yerlerden red cevabı alacaksın, moralin bozulacak. Bunlar kolay bir şey değil. Can Tekin ailesi yıllardır bunu yaptı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. 5-6 yıldır bu görevi, zor görevi yürüttüler. Öncelikle Necmi Ahmet'e teşekkür ediyorum. Çünkü kendisiyle de yıllardır bizim bir muhabbetimiz vardır. Kendisini de seviyoruz. Allah razı olsun bizi bu hale getirdi. İşte bizim zaten talip olmamız, yani onlar varken bizim talip olmamız gibi bir şey zaten söz konusu değildi. Bundan yaklaşık bir ay önce biz de basından duyduk. Sedat Can Tekin kardeşimizin bir açıklaması vardı. O açıklamasında bu sene eğer biz gerekli desteği bulamazsak bırakacağız demişlerdi. Ben bunu basında okudum. Nevşehir Spor, Çat Spor final maçından, baraj maçından sonra da eğer ki benim duyduğum, bizim de bunları dışarıdan duyduk. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tam bilmiyorum. Ama işte Nevşehir Belediyesi ile görüşmeye gidilmiş. Tam destek bulamadığı için işte bırakacaklarını falan ima etmişler. Biz de şunu söyledik. O arada da işte sizler de vardınız, basınla bir toplantımız oldu, genel değerlendirme. Çat Spor'da bu sene birinci amatör kümenin şampiyonu oldu. O spor değerlendirmesi altında arkadaşlarla buluştuğumuzda böyle bir soru sordular. Biz de dedik ki biz zaten Nevşehir Spor sevdalısıyız. Eğer ki bırakırlarsa biz bu zor göreve talip oluruz. Ben görevim icabı, belediye başkanı olmam dolayısıyla zaten resmi olarak o kulüpte yer alamıyorum. Ne yönetici aktif ne başkan olarak. Aktif olarak, resmi olarak yer alamıyorum. Biz Fahri olarak böyle bir oluşum. Ha bu nereden çıktı? Maçtan Çat Spor, Nevşehir Spor final maçından sonra bir tane abimiz Nevşehir'de burada yatırım yapan güçlü, yani bunu ismini söylemeyeceğim ama güçlü abimiz dedi ki başkanım eğer ki bunları bırakmak istiyorlarsa şimdiki yönetim, Biz de niyetliyiz. Gidin görüşün, Nevşehir Spor'u alın ve güzel bir takım yaratıp inşallah 1-2 yıl içerisinde 3. lige çıkartalım dedi. Bu abimizin teklifinden sonra salı veya çarşamba veya birkaç gün sonra biz bir açıklama yaptık. Dedik ki eğer şimdiki yönetim görevi bırakırlarsa biz talibiz. Böyle bir oluşum var. Yani Nevşehir'in tamamını kucaklayan bir yönetim oluşturularak böyle bir yönetim oluşturularak işte Nevşehir Spor'u başarılı olduğu yere götürmek amacıyla talip olduk. Süreç böyle gelişti. Talip olduk. Resmi ondan sonra teklifimiz. Resmi teklifimiz nasıl oldu? İşte zaten biz bu açıklamayı yaptıktan birkaç gün sonra Necmi abimgil istifa ettiklerini, Nevşehir Spor'u bıraktıklarını söylediler. Necmi abim ve iki oğlu Sedat ve Serhat Cantekin istifa ettiklerini söylediler. Hatta ondan bir gün sonra Necmi abim Ümre'ye gidiyordu. Hatta şu an Ümre'de olması lazım. O Ümre'ye gidiyorum. Geldiğinde işte o üç kişi istifa ettiler, gittiler. Ama Nevşehir Spor 11 kişilik yönetim. 8 kişi istifa etmedikleri için bizim yani yine bir şey yapmamız mümkün değil. Ve daha sonra bu yönetimin genel kaptan herhalde Mehmet Bıyık var. Nar Belediyesi'nde arkadaşımız. İlk defa onunla temasa geçtik. Ben geçen pazartesi veya salı gün, bu hafta içindeki pazartesi veya salı gün Nar Belediyesi'ne gittim. Mehmet Bıyık'la kendisiyle belediyede görüştüm. Dedim ki Mehmet abi biz bu göreve talibiz. Yeni bir yönetimle inşallah yeni bir heyecanla Nevşehir Spor yönetimini işte oluşturup daha sonra transferlerimize başlayıp Nevşehir Spor'u yönetmek istiyoruz. Bunu yönetimde kalan 8 arkadaşlarınızla görüşün. Ama dedik ki şunu da söyledik. Futbolcular işte o zaman Canberk gitmişti. Canberk beğendiğim bir futbolcuydu benim de.
Diğer futbolcuların da bir an evvel başka takımlarla görüşüyor. Futbolcu bu. Şimdi görüşecek tabii ki. En doğal hakları. Ama çok güzel bir kadro kurdular. Yani işte bu seneki Nevşehir Sporu son 5-6 yılın içerisindeki en güçlü, en iyi Nevşehir Sporu olarak görüyorum. Onlar iyi bir kadro kurdular. Bu kadrodaki oyuncuları da elimizden kaçırmamamız nedeniyle bir veya iki gün içerisinde bana dönerseniz biz yönetimi veriyoruz, biz yönetimi vermiyoruz. Biz yönetimi şu şartlarda veririz, biz yönetimi şu şartlarda vermeyiz veya şu şöyle olursa böyle olursa ne olursa bunu söyleyin. Eğer ki siz derseniz ki başkanım gelin yönetim kurulda oturalım görüşelim, biz de geliriz, siz de hepsini konuşuruz ama iki gün içinde cevap verin. Çünkü oturmuş bir kadro, oturmuş bir kadro bizim için en büyük avantaj olacaktı. Çünkü ne kadar başarılı olursanız olsun sıfırdan 24 tane futbolcuyu alıp gelecek sene aynı başarıyı beklemek biraz zor. Bu futbolcuları kaçırmamak için iki gün içerisinde dönün dedim. Bugün işte ben iki gündür Ankara'dayım. Ondan önceki iki gün zaten bekledim. Herhangi bir cevap, olumlu, olumsuz hiçbir şekilde bize gelmedi. Yani söylemediler. Başkanım veriyoruz, vermiyoruz. Kendi aralarında bazı başkan adayları yaratmaya çalıştılar diyeyim. Bazı isimler geçiyor. Ya biz şunu diyoruz. Varsa kardeşim böyle bu işi yapabilecek, taşın altına elini koyabilecek, bu cesaretli insanlar varsa çıksınlar hepimiz destekleyelim. Ama kaç gündür hiç kimseden bir talep olmamasına rağmen, hiç kimseden bir herhangi bir istek olmamasına rağmen 4-5 gündür de bizi bekleterek ya olumlu olumsuz bir cevap verin ki biz de yolumuza bakalım. Benim yönetime koymak istediğim insanlar, benim yönetime düşündüğüm insanlar çok üst düzeyde görev yapan ve zamanları çok dar olan insanlar. Mesela insanla görüşmeye gidiyorsun bu dediğimiz yöneticilerle, abilerimiz dediğim. Bir haftada belki ben bir saat müsait olabiliyor, o olabiliyor. Burada olmuyor. Yani bu insanlarla da belli bir süre verdik. Oradan bir cevap gelmedi. Ben perşembe günü işte Ankara'ya gittim. Orada sayın vekilimizle birlikte Spor Toto Başkanımızı ziyaret ettik. Nevşehir Spor'un geleceğini konuştuk. Biz bu çalışmaları yapıyoruz ama karşılığında hiçbir cevap gelmedi. Dördüncü gün olmuş. Daha halen aramadılar. Bu konuda da biz gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Yani gelin çağırın, ne olduğunu söyleyin, kulüp şöyledir, böyledir. Hatta dedik, yani futbolcuların alacağı varsa biz onu ödemeye de razıyız. 30 milyar civarında son 3-4 maçın alacakları falan varmış. Ben bunu bizzat o zaman kendi şu anki Çatspor'daki menajerim Hacı Mahmut'la gittim. Dedim ki Hacı Mahmut'a git, yani Hacı Mahmut diyoruz, halk öyle biliyor ama Ramazan Başbuğa dedim ki git. Şu anki mevcut 8-10 tane beğendiğimiz futbolcuyla görüş, sakın bizden bir haber gelmeden gitmesinler. Nevşehir Spor'u biz profesyonel lige çıkartmak için size ihtiyacımız var. Siz burada Nevşehir sizi seviyor, bizler de seviyoruz. Sizle beraber yolumuza devam edelim. Görüş, çünkü ben kendilerinde ne telefonu vardı, ne kendilerini tanıyordum çoğunun. Hacı Mahmut'a söyledim. Hacı Mahmut da gitti görüştü. Hacı Mahmut da gitti görüştü. Ama 4 gün boyunca biz bu bir şeylere başlayabilmemiz için de kesin bir şeyler mi olması gerekiyor. Veriyoruz, vermiyoruz. Veriyoruz. Buna şahitler var. Biz bu görüşmeler yaptıktan bir gün önce şey gitti. Canberk gitti. Ondan sonra biz Anıl'la da görüştük. Anıl Nevşehir'den içinden çıkmış Nevşehir'li 50 numarayı gerçekten hak ettiği şekilde bu sene giyip o formayı terletip gol kralı da oldu. Vurumda yani bizim Nevşehir'li olması belki bizi daha fazla şey yapıyor ama çok istediğimiz, bu kadroda bulunmasını en çok istediğimiz oyunculardan biriydi. Maalesef 2 gün o da bekledi. O 2 gün boyunca o da bekledi, gitmedi. 3. gün Gebze Spor'la anlaştığını duyduk. Yani bunu artık birilerinin karar vermesi lazım. Bu, ben hep şunu söylerim. Nevşehir Spor'un, yani biz bunları konuşuyoruz, ediyoruz da ben Nevşehir Spor taraftarı olarak konuşuyorum bunları. İşte top toplayıcılıktan geldiğim andan itibaren bunun için konuşuyorum ve şunu açık ve açık yüreklilikle söylüyorum. Bu Nevşehir Spor'un gerçek sahibi o tribünlerdeki taraftarlardır. Başka hiç kimse değil. Ben bugün bu yönetimi alırım, oluştururum takımı, çıkarız çıkamayız, 3. lige profesyonel çıkarız çıkamayız ama taraftar yine bu kulübün gerçek sahibi. Ben belki 69'dan bu yana 30-40 tane yönetim değiştiği, birçok başkan, birçok yönetici, birçok teknik adam, birçok oyuncu, birçok saymayabilir ama taraftar hiç değişmedi. Bugün 70 yaşında taraftar da var, yeni gelen 11 yaşında taraftar da var. O 70 yaşına kadar Nevşehir Spor'un taraftarı olarak kalacak. İşte Nevşehir Spor'un gerçek sahibi onlar.
Yani biz hepimiz gelip geçeceğiz. Yani bu taraftara yazık ediyorlardır. Bu taraftara yazık ediyorlar. Ben bunu bir yerde söyledim. Genç Meteristli grubu dediğimiz bir grup var. Statlarda ben birkaç maçında ya yan taraftaydı. Ben protokoldaydım, onlar yanımızdaydı. Daha sonra karşıya gittiler. Açık tribüne gittim. Üçüncülük, ikincilik, PTT birincilik ve iddia ediyorum Süper Lig'de bugün 2000-3000 kişiyle oynayan takımlar varken statlarda 90 dakika olur, 90 dakika çıtı çıkmayan birçok taraftar grubu varken, bunu Süper Lig'den de birçok gördüm. Ya 90 dakika boyunca orada bağıran, para verip maça giren, amatör bir maça para verip giren deplasmanlara, birçok kez gönderdim ben deplasmana, yardımcı olduk arkadaşlar da gittiler, deplasmana giden, bunun için ceza alan, kavga eden, para ödeyen, hatta Nevşehir Spor için hapis cezası alan arkadaşlar vardı. Biliyorum bugün cezalı olanlar var. Ya bu insanlara yaz. Onlar orada bir sezon boyunca yağmur, kar, çamur demeden maçlara gidecekler, destekleyecekler ve şu an bir belirsizlik içerisinde kulübün kime gideceğini bile bilmeyecekler. Yazık. Başkanım, yazık. Evet. Yani bunu bizler önemli değil. Biz olmuşuz olmamışız ama zaman kaybetmeden kim olursa olsun, kim olursa olsun bu Nevşehir'e sahip çıkacak, Nevşehir Spor'a sahip çıkacak. Nevşehir Spor'u hepimizin istediği o profesyonellik özlemini giderecek. Bu taraftara yazık etmeyecek. Ben onu söylüyorum. Şu anda bizi izleyen FIFA Verdi, bizi izleyen yerli Nevşehir Spor camiasının tüm taraftarları, gerçek sahipleri olarak heyecanla bekliyorlar bu röportajı. Aynı şekilde o heyecanı geçen süreçle birlikte, geçen her zaman Nevşehir Spor aleyhine işlediği için bu konudaki o heyecanı taraftarlardı ki sizin gözlerinizden de okuyorum başkanım. Size şunu sormak istiyorum. Eğer ki bu süreçte önümüzdeki birkaç gün içinde, 3 gündür bekleyip cevap alamadınız ama önümüzdeki birkaç gün içinde olumlu yönde bir haber gelirse, şu an için hazırlıklarınız ne boyutta? Nevşehir Spor'u, hayal ettiğiniz Nevşehir Spor'u nasıl, neler vaat ediyorsunuz Nevşehir Spor taraftarlarına? Onları da sizden dinlemek istiyoruz. Biz aslında hazırlıklarınızı tamamladınız mı? Biz aslında Nevşehir Spor'a son 3-5 yıl içerisindeki en güçlü zamanından sonra talip olduk. Şimdi ben bu sene Nevşehir Spor'u aldım. Gelecek sene 4. olsa başarısızız. 3. olsa başarısızız. Çünkü 3.'lüğü gördüm. 2. veya 1. olmam gerekiyor benim. En zor zamanında ben talip oldum. En zor zamanda. Çünkü zor. Ben gelecek sene 3. olsam diyecekler ki geçen sene de biz 3.'ydük. 4. olsam başarısızsınız. Geçen sene bu takım 3.'ydü diyecekler. Biz en zor zamanında talip olduk. En zor zamanında. Onun için yani bu taşın altına elimizi koyduysak bir şeyler de yaptık. Bir şeylerin görüşmesini yaptık. Şimdi iyi bir yönetim oluşturacağımıza inanıyorum. Birçoğuyla anlaştık. Şimdiden anlaştık. Hatta geçen haftadan da anlaşmıştık. Ama şimdi isimlerini netleşmeden kendilerinin de isteği doğrultusunda açıklamıyoruz. Açıklayamıyoruz. Arkadaşlarımız yaklaşık bütçe olarak neler? Bütçe olarak kendilerine söylediğimiz şuydu. Yani Nevşehir Spor'un profesyonel lige çıkabilmesi için devlet desteğini bir tarafa koyuyorum. İşte belediyedir, spor totodur, spor bakanlığıdır. Daha sonra gelecek gelirleri. Yaklaşık 1 trilyonluk bir bütçe gerekiyor. Biz bu bütçeyi karşılayabileceğimizi ümit ediyoruz. Zaten bu konuşmalarımızda da arkadaşlarımızdan aldığımız sözler diyelim. Resmi olarak herhangi bir işlem yapamadık ama sözler bu meblağları karşılıyordu. Bu meblağ bizi profesyonel lige taşır. Nasıl taşır? Yani bu başarının en kısa, amatörden profesyonele çıkacak başarının en kısa tarifini şöyle söyleyeyim ben size. 1. Para. 2. Parayı iyi kullanacak ekip. Başka hiçbir şey değil. Para ve parayı iyi kullanacak ekip. Ekip kimdir? İşte genel menajerinden, hocasından, yardımcı odasından, kaleci antrenöründen, malzemecisinden, tamam. Yönetimi. Futbolcular, yönetim, tamam. Yani bunlar bir ekip. Parayı iyi kullanacak ekip. Yani bugün herkese hak ettiği değeri, hak ettiği parayı iyi oyunculara verirsek, yani bugün dünyada yüzlerce kez örneği görülmüştür. Bugün İngiltere'de Leicester City, değil mi? Şampiyon oldu. 2 gün önce mi, 3 gün önce mi şampiyon oldu? Manchester gibi, ondan sonra City gibi, United gibi, Manchester City gibi bu kulüpler, Liverpool gibi, Arsenal gibi kulüplerin arasında Leicester City çıkıp da şampiyon oluyorsa, demek ki her şey aslında para da değil. Parayı iyi kullanmakla alakalı. Hocaydı, işte teknik ekipti, hepsiyle. Biz bunu sağlamaya çalışacağız.
Ben içinde yapım, ben dışarıdayım. Ama bunu sağlayabilecek bir yönetim, bunu sağlayabilecek bir hoca, bunu sağlayabilecek oyuncu kadrosu, genel menajer. Bunlarla beraber yapılırsa başarılı olur. En zor zamanımızda geldik. Ve biz bunu yapacağımıza inanıyoruz. Çalışmalarımıza başladık. Çok güzel, çok kariyerli bir hocayla anlaştık mesela. 3 gündür bizi bekliyor, 4 gündür bizi bekliyor. Ama açıklayamıyoruz. Niye? Biz şu an herhangi bir kulübün, yani biz Nevşehirspor kulübünün başkanı veya yönetiminde olamadığımız için açıklayamıyoruz. Aslında ve bomba şu an, bir isim de diyebiliriz. Bomba bir isim de diyebiliriz. Zaten açıkladığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden girdiklerinde teknik direktörün kariyerinde zaten çalıştırdığı takımlar falan orada yazdığında insanlar daha rahat görecektir. Kendisine sadece şunu söyleyeyim, bu aşamada yanlış bilmiyorsam 4 takımdan teklif var ve hala bizi bekliyor. Ama insanlar artık bugün yarın deyip de basında işte bugün bir haber çıkmış, işte biz Narspor olarak devam edeceğiz diye. Şimdi onlar öyle bir karar alırsa yönetim kurulu, biz ne hocayla, ne elimizdeki futbolcularla, ne bizi motive olmamızı sağlayan, bu parayı vereceğini söyleyen yöneticileri ikna etmekte zorlanır olduk. Yani bugün bir tane yöneticim, kendisi geçen hafta 100 milyara yakın tek başına yardım edeceğini söyleyen bir yönetici, bu başkan olmayacaktı. Sadece yönetimden biri olacaktı. O arkadaşım bugün dedi ki, özellikle o Narspor olarak devam edeceğiz diye bugün sizin gazetelerde çıkan haberleri gördükten sonra benim dedi iştahım kaçıyor başkan dedi ya. İştahım kaçıyor. Niye? Biz bu kadar hevesliyken, biz bu kadar bir şeyler yapmaya uğraşırken, ben Ankara'da Spor Toto Başkanı'yla vekillerimle falan görüşürken, arkadaşlarımız burada bir çalışmalar yapılır, Nevşehir'de işte menajerimiz hocayla görüşürken, futbolcularla bir taraftan haber gönder bekleyin diye onlarla görüşürken, onların böyle bir açıklama yapması hem talihsiz hem de hepimizin canını sıktı. Valla verirler vermezler hiç önemli değil, Allah yollarını açık etsin diyoruz. Yani Allah yollarını açık etsin. Bu başkan futbolcularla, mevcut futbolcularla ya da yeni hocayla, yeni futbolcularla görüşmek konusunda da bu arada spor sahibimiz merak ediyor. Bununla ilgili bir mevcut yönetimden izin aldınız mı? Yani Can Tekin ailesinden. Ya zaten yani görüşmeler konusunda. Aynen. Zaten hocamız böyle galiba bir görüşmede açıklama görüşebilirsiniz diye. Hurşit'le görüşebilirsiniz. Yani Hurşit'ten de görüştük zaten. Takım kaptanımız Hurşit'le de görüştük. Kendisini çok sevdiğimizi, kendisiyle devam etmek istediğimi söyleyin. Zaten bu görüşmenin hatta kendisinde haberi var. Yönetimin de gidin görüşün, bu futbolcuları kaçırmayın. Allah razı olsun. Biz onu söyledik başına da. Can Tekin ailesine yine teşekkür ediyorum. Gitti Necmi abim. Belki şu an Ümre'de, Allah kabul etsin. Oradan da dualarını bekliyoruz. Gitmeden önce bunları söyledi. Biz zaten onlardan izin alıp görüşüyoruz. Onlardan izin aldı. Yani izin verilmiş. Yani ben kendim görüşmedim. Onun için ben kendim gidip de ben görüşeceğim gibisinden izin almadım. Ama bunlar zaten kendilerinin beyanlarında var. Bu hafta basında da yer aldı zaten bu. Yani yepyeni bir yönetim, şehrin tamamının Ahmet Mehmet değil, tamamının sahipleneceği. Aynen öyle. Bazen şunu söylüyorlar. Yani bazı yerde duyuyorum işte Çat Spor'daki işte şampiyon olan kadrodaki oyuncularla devam edilecek. O yönetimle devam edilecek. Ya şimdi o yönetim orada kalıyor. O yönetim orada kalacak. Çat Spor'da devam edecek. Ama yeni yönetim tamamıyla şehrin kucaklayabileceği, insanların olacağı. Bugün İstanbul'da bizim yanılmıyorsam 100 bine yakın nüfusumuz var. Ankara'da hakeza 50 bin 60 bin nüfusumuz var. Burada çok zengin insanlarımız var. Sporu çok seven insanlar var. Bunların da içinde olabileceği insanları bu yönetim içine katmaya uğraşacağız. Siyasi olarak dışarıdan gelip de Nevşehir'de şu an bir tanesini söyleyeyim. Yanında 500 kişi çalıştıran bir tane abimiz var. Nevşehirli değil ama Nevşehir sevdalısı. Bu adamları yönetime almak için elimizden gelen hepsini yapacağız. Ki bazılarıyla da anlaştık dediğimizi söyledim. Evet. Anlaştık. Bu insanları hem Nevşehir'de yaşayan Nevşehirler, hem Nevşehir'de yaşayan Nevşehirli olmayıp da Nevşehir sevdalısı olanlar, hem Nevşehir dışında olup da Nevşehir sporu seven, destekleyen, Ankara'daki, İstanbul'daki herkesi bu yönetime katmaya çalışacağız biz. Başkanım şu anda efsane Nevşehirspor'un mabedi diyelim, Gazi Stadı'nda Nevşehirspor'a gönül vermiş bu şehrin, koca bir şehrin taraftarları kaş kollarını, atkılarını, berelerini, flamalarını, bayraklarını alıp davullarıyla, zurnalarıyla bir şehri Nevşehirspor sevdasıyla inletmelerinin gününü, şampiyon olacağı bir günün özlemini çekerken şu anda aslında bunları konuşuyor olmak da gerçekten üzücü. Siz Nevşehirspor kısmı ile ilgili başkan ve yönetimin istifasından sonra ki dönemde talip oldunuz ve bu geçen süreçte hızı işleyen süreçte bir an önce
kararın açıklanmasını bekliyorsunuz. Karar açıklanır ve olumlu olursa yapacaklarınızı kısaca özetlediniz. Son olarak eğer karar olumsuz olursa, size teklifiniz bu anlamda red olarak dönerse, Çat Spor'la bir hedefiniz var mı? Nevşehir Spor'la ilgili hedefleriniz bu anlamda devam edecek mi? Ya işte neler yapacağımız noktasında, yani orada daha biraz daha söyleyeceklerimiz var. Oradan devam edelim istersen. Mesela biz Nevşehir'imizin çok önemli bir ismi var. Mesela Veysel Cihan. Biz onu teknik direktör veya herhangi bir şey olarak düşünmüyoruz. Onun biz daha büyük kulüplerde, mesela Süper Lig'de, Süper Lig'in APT'de, birincilikte, oralarda teknik direktör olarak görev çok görmek istiyorum ben. Çok sevdiğim bir kardeşim Veysel Cihan. Buradan da kendisine selam söylüyorum. Hatta hastaymış, geçmiş olsun diyorum. Şu an o da antrenörlük kurslarında yanılmıyorsam. Veysel Cihan'dan yararlanacağız. Nasıl yararlanacağız? İnşallah o iyi takımlara gidecek. Onlardan bazı futbolcuları, mesela siyasi olarak gireceğimiz yerler var. Bazı büyükşehir belediyelerinin takımlarının altyapısında oynayan genç ama Süper Lig'de yer alamayan, PTT 1.lik'te yer alamayan bazı takımlardaki oyuncuları katmaya çalışacağız. Veysel gibi. Mesela Fatih Terim'le görüşmeyi düşünüyoruz, açık söyleyelim. Yani Mustafa Açıköz Bekir'le onlarla görüşmeyi düşünüyoruz. Bal Ligi'nin sorunlarını geçen bazı yerler anlatıldılar. Bunları daha fazla onunla irdeleyip sorunlarımızı, çünkü parayı harcıyorsun ama balın herhangi bir getirisi olmadığından dolayı çıkamazsan Süper Lig'e, işte 3. Lig'e, Profesyonel Lig'e harcadığın paralar yanında kalıyor. Onlarla görüşülecek, dediğim gibi geniş bir Bursa Spor'un altyapısında görüşeceklerimiz, Osmanlı Spor'da görüşeceklerimiz, hatta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde görüşebileceğimiz oyuncular, Kayseri Büyükşehir'den görüşebileceğimiz oyuncular var. İstanbul'daki senin de bildiğin isimlerini açıklamıyoruz ama bazı iş adamlarımızın destekleri var. Onları yapıp onlarla beraber, yani biz çıktığımız zaman biz bu işin en iyisi demiyoruz. Biz spor yöneticiliğinde, kulüp yöneticiliğinde en iyi biz demiyoruz. Biz ne diyoruz? İşi bilenlere teslim ettikten sonra zaten fazla bir şey bilmeye de gerek kalmıyor. İşi bilenlere teslim edip ondan sonra bize düşen işte o maddi boyutunu da bir şekilde karşılayıp, nasıl karşılayacağız? İşte onları zaten inşallah yönetime gelirsek bir kısmını zaten şimdiden karşıladık. Devamını getirecek kısmında nasıl olacağını onları da tek tek açıklayacağız. En büyük hedefimlerden biri de şu: Nevşehir Sporu Nevşehir Spor taraftarının sahibi olmasını sağlayacağız. Nasıl olacağız? Bugün Nevşehir Spor'da başkanlık seçimi olsa 160 mi 180 civarında üyesi var. Üyelerin zaten %80'i tek bir yerden, diyeyim ben size. İsim veya bulunduğu yeri söylemeyin. Onların istediği isim içinde kimse başkan da olamaz, yönetici de seçemez. Nasıl Nevşehir Spor'un taraftarının sahibi yapacağız Nevşehir Spor'u? Nevşehir Spor'a gönül veren herkesi bu kulübe çok cüzi bir meblağ karşısında üye yapıp Nevşehir Spor'un başkanını seçebilmek için o yetkisine sahip olacağız. Bugün maalesef üzülerek izlediğim birçok arkadaşım var. Mesela bugün Messenger'dan bana mesaj atan Nevşehir Spor sevdalısı gençler var. Ağzımdan çıkacak bir müjdeli haberi bekleyen, gece 1'lere 2'lere kadar mesaj atan yüzlerce arkadaşımız bekleyen genç metresi grubunda yüzlerce çocuk var, genç var. Abilerimiz var diyeyim. Çünkü yaşları ileri olanlar da var. Bu çocukları, bu gençleri, bu abilerimizi iyi bir niye bugün böyle soruyorlar? Bunların direkt sormayacaklar artık. Bizim en büyük projelerimizden biri bunları seçecek insanlar haline getirebilmek. Nevşehir Spor'u hakiki Nevşehir Sporları yapabilmek. Bugün isim değişikliği düşünülüyor. Nevşehir Spor'un isim değişikliği olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Nevşehir Spor Nar Spor olabilir mi? Nevşehir Spor Çat Spor olabilir mi? Ben 2500 nüfuslu bir kasabayım. Ama ben askere gittiğim zaman Nevşehirliyim diyorum. Ben bir yere gittiğim zaman Nevşehirliyim diyorum. Niye? Çünkü ilimiz o bizim. Nevşehir'in nüfusu 300 bine yakındır. Ben bir açıklamamda da söyledim. Nevşehir en ücra kozaklığında köyünden tutun Derinkuyu'nun köyüne kadar, en ücrasından öbür köye kadar hep Nevşehir Spor'un. 300 bin kişinindir Nevşehir Spor. Bunu hale getireceğiz. Taraftarım yapacağız inşallah bu grubu. En büyük projelerimizden biri o. Buyurun. Evet başkanım. Artık girilen süreçte taraftarlarımız büyük bir heyecan ve sabırsızlık içerisinde sizlerden duyacağı müjdeli bir haberi veya olumsuz doğabilecek gelecek cevaba göre sizlerin cevabını şu anda merakla bekliyor.
Velev ki taraftarların bekleri bu sorunun cevabı olarak yönetim size bu teklifinizi kabul etmezse ondan sonraki atacağınız adım ne olacak? Ya bu son bir haftalık süreçteki bazı yaşadıklarımız maalesef, bunu maalesef diyorum, bazı arkadaşlarımız, bazı yöneticilerimizin samimi olmadığını düşünüyorum ben. Samimi değiller. Biz bunları söylerken bizim arkamızdan bazı kişilerle aranılanları da biliyoruz. İşte siz gelin alın, siz gelin alın. Yani biz bunu bu şekilde yaptık dedik. Verirler vermezler. Ama önce samimi olacak insanlar, dürüst olacak. Yani dürüstçe deyin ki veriyoruz vermiyoruz, başkanım gelin görüşelim, şu şu şartlarımız var deyin. Ama hiç bunu bile demediler. Bunu bile demediler. 4 gün olmuş. Samimi olsunlar, dürüstçe bunları söylesinler. Ha verirler mi? Verirlerse biz bunları yapmaya çalışacağız. Ben şunu söyledim. Ben bunları elimden geldiği kadar koştururum. Bazen insanlar 100 milyon dolar da harcasa şampiyon olamadıkları. Mesela bu sene Fenerbahçe'nin harcadığı paraları göz önünde bulundurun ama şu an Beşiktaş lider gidiyor. Bazen yaparsınız olmaz. Ben şunu söyledim. Ben bir yıl olmadı, ikinci yıl. Allah'ın hakkı üçtür, üçüncü yıl diyorum. Eğer ben 3 yıl içerisinde zaten bu takımı profesyonel lige çekemezsem özür dileriz, yapamadık deriz, hakkınızı helal edin deriz, çeker gideriz. Yapamayız deriz. Ama eğer ki vermezlerse ne yaparız? Gideriz yine Nevşehir Spor olarak devam ederlerse, Nevşehir Spor'un başlarını bir taraftar olarak izleriz. Elimizden geldiği kadar yine destek olmaya çalışırız onlara. Biz de kendi Çat Spor'umuz, bizim hedefimiz bu sene şuydu. Eğer Çat Spor, Bal Ligi baraj maçından Nevşehir Spor'u yenebilseydik, biz Nevşehir Spor ismiyle devam edik. Nevşehir Spor ismini tekrardan alıp Nevşehir Spor ismiyle, hakiki Nevşehir Spor olan o Nevşehir Spor ismiyle devam etmeyi düşünüyorduk. Olmadı. Nevşehir Spor'umuz çıktı. Yani aslında Nevşehir Spor iki türlü de kazanan Nevşehir olacaktı. İkisi de Nevşehir Spor olacaktı. Olmadı. Ha bize vermezlerse biz de bunları bazı şeyler işte kendi Çat Spor'umuzda devam edeceğiz. Çat Spor'umuzda tekrardan mücadele ederiz. Gelecek sene yine aynısı olur. Çıkarız, baraj maçında mücadele ederiz, kazanırsak Nevşehir Spor olarak yine devam ederiz. Yine genç metalistler grubuyla beraber elimizden geldiği kadar onlara, taraftarlara diyorum ama taraftarlara yine sahip çıkarız, taraftarlara yine destek oluruz. Nevşehir Spor'un hakiki sahiplerine destek oluruz ama onlarla beraber maçı izleriz. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Nevşehir Spor Camiası adına gerçekten elinizi taşın altına da koymanız bu sorumluluğunuzla, bu teklifinizle. Nevşehir Spor'a sahip çıkmanız adına size teşekkür ederiz başkanım. Valla ben de yoldan geldim. Yorgundum. Yeni geldim Ankara'dan. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Allah inşallah bu ilimize, Nevşehir ilimize en kısa zamanda profesyonel ligi kazandırsın diyoruz. Bu arada bir de mevcut yönetiminde olan arkadaşlarımıza, değerli büyüklerimize de bir çağrı yapalım son olarak, FIPA'lar olarak. Nevşehir Spor konu Nevşehir Spor olduğunda gerisi teferruat diyoruz. Ve bu anlamda geçen süre Nevşehir Spor aleyhine girişiyor. Bu yüzden bir an önce kararlarını, olumlu ya da olumsuz açıklamalarını bizler de basın olarak merakla bekliyoruz. Ve takipçisi olacağınızı belirtmek istiyoruz.